Yusuf. Teşekkür ederim hocam, sayenizde. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi. Çok iyi hissediyorum, yeniden doğmuş gibi. Tamam. Geçmeyen beri hıçkırığım vardı. Neyim vardı? Hıçkırık hocam. Hıçkırık vardı. O da geçti, şu anda yok. Öyle mi diyorsun? Tabii hocam, içecek verdiğim kalmadı ki. 110 kilodan 75 kiloya düştüm. O kısmını biz bilmiyorduk ama orada içeride hıçkırmıyordun da. Hocam, nasıl herhalde hocam. Bir şey bu arada ama çok sevinçliyim yani. Böbrek yetmezliği nedeni olarak genetik geçiş olan polikistik böbrek hastalığına bağlı böbrek yetmezliği gelişmiş. Akabinde de atar damarın anormal genişlemesine bağlı yırtılma durumu. Ameliyatı sonrası sınırda olan böbrek fonksiyonları tamamen bitme noktasına geldi. O tarihten beri de diyaliz hayatını idame ediyor. Ancak diyaliz tabii geçici bir tedavidir. Kendine bir takım komplikasyonlar var, damar yapısını bozuyor. Vücutta zehirlenmelere sebebiyet veriyor. Yaşam kalitesi oldukça düşürüyor. Sosyal hayattan kopuyor kişiyi. Atilla Bey de bunların farkında zaten. Bununla ilgili girişimler yapmış. Değişik merkezlere başvurmuş. Ama bu tabii biraz nasip kısmet işi. 12 sene sonra İsmail Bey'in organı Atilla Bey'e takıldı. Allah razı olsun. Böbrek fonksiyonu gayet sağlıklı. Öncelikle moralim çok bozuldu. İşlerimi kapatmak zorunda. Şu anda hiçbir iş yapmıyorum. Artık sosyal hayattan koptuk. Hiçbir en yakın cenazemiz bile olsa gidemiyoruz. İşte 12 sene sabrettim. Sağ olsun hocamlar. Gördüğüm kadarıyla da çok başarılı. Yani nakil yaptılar. Ben torunum var, çok seviyorum. Kucağıma bile alamıyordum. Aşırı yorgunluk, halsizlik. Hemen hemen bunların hepsini atlatmış gibiyim. İnşallah bundan sonra kendime daha çok dikkat ederim. Hocamın tavsiyelerine uyarım. Rahat bir hayat yaşarım. Çok bir ömür istemesem bile huzurlu, sağlıklı bir hayat istiyorum. Bunu da yaşayacağım Allah'ın izniyle. Bu bambaşka bir şey. Başka bir içeceğe benzemiyor bu. Çok mutluyum. Çocuklarım takip ediyorlar. Yanıma da olduğunu biliyorduk sadece. İsmini falan öğrendik. Hocam da zaten şey vardı bize tavsiyesi. Bir. Şu anda onların acıları benim sevgimden mutlaka ki çok. Biz de tam anlamlıya sevinçli değiliz yani. Önümüzdeki günlerde şöyle bir kısa bir süre geçsin. Gidip Yalova'da bulacağım. Şükranlarımızı yine edeceğiz.